Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun kişisel verilerin yayılmasını engellemek için çeşitli önlemlerden ve denetimden bahsediyor. Gerçekten de kişisel verilerin korunması ve erişimin kısıtlaması çok önemlidir. Ancak AKP hükümeti bu konuda oldukça sabıkalı bir yönetim oldu, hepimizin malumu. Özellikle vatandaşlarımızın sağlık verilerinin çok sıkı tedbirler alınarak korunması gerekmektedir. Kişisel veriler ve kişisel güvenlik temel bir insan hakkıdır. Bu veriler kötü niyetli insanların eline geçmesi halinde telafisi mümkün olmayan yaşamsal problemlere sebebiyet verebilir. Yasaya baktığımızda kişisel verilerin korunmasından ziyade dağıtımı ve erişimi üzerinde durulduğu açıktır. Kanuna göre bir kişinin açık rızası olmasa bile siyasi düşünce, inanç, mezhep, kılık kıyafet, dernek üyeliği, sağlığı, biyometrik ve genetik verilerin sağlık hizmetlerinin yönetimi ve finansmanı amacıyla kullanılabileceği açıkça görülmektedir. Yasaya göre kurulacak olan kurulu atama yapacak olan da Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetlerinin Bakanlar Kurulu üyeleri tanıdığımız ve davranışlarını izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla sık sık fikir değiştiren ve günübirlik politik söylemleri sırasında bir gün beyaz dediklerine ertesi gün siyah diyebilecek kadar farklı davranış gösteren kişilerdir. Hal böyle olunca bu millet size nasıl güvensin? Türk milletinin verilerini korumak istediğinizi nereden bilelim? Sizler bildiklerimiz kadar yıllarca düşünsek aklımıza gelmeyecek şeyleri dahi özelleştirmekte, satmakta meşhur ve mahir bir yönetim olarak anılmayı hak etmiş bir partisiniz. Örneğin genel sağlık sigortası verilerini satmadınız mı? Ülkemizi stratejiniz olmaksızın taktik nedir bilmeksizin yönetiyorsunuz. Akıntıdaki bir yapraktan hiçbir farkınız yok. Hükümet bu durumda derhal ipleri eline almalı. Uluslararası odaklar tarafından yönetilen vahşi kuklalar ile arasına kalın bir çizgi çekmeli. Gün teröristler ve onların zehirli sözcülerine hak ettikleri cevap verme günüdür. Gün Türk milletinden aldığı güç ile ülkemizin birlik ve beraberliğine kastı olanları def etme günüdür. Gün yeryüzünün en onurlu askeri gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve cesur emniyet güçlerine güvenme ve kahraman Türk evlatlarının yanında olma günüdür. Dünyanın terörle mücadelede en yetkin, en deneyimli güvenlik güçlerine sahibiz. Bugün de terörle mücadelede en sert tedbirler almak suretiyle milletimizin hayatına kastedenlerle anladıkları dilden mücadele etmek zorundayız. Biz Türk milletinin ve devletinin menfaatlerinin korunması hususunda her zamanki olduğumuz çizgideyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yalpalamadan kirli suç örgütleriyle olduğu gibi bu kirli suç örgütlerine kapı aralayanlarda hep uzak kaldık, hep uzak duracağız. Türkiye kefen biçenlerin bu cüreti kendi başlarına göstermediklerini çok iyi biliyoruz. Yeni bir müzakere, açılım, sözde barış gibi girişimlere hazırlananlar olduğunu duyuyoruz. Yapmayın. Bu milleti bir kez daha sırtından vurmayın. Yazık edersiniz. Çözüm diye anılan paçavra yol haritalarınızın miadı doldu. Varlığımızın tehdit edildiği bugün hükümete sesleniyorum. Artık kandırıldık deme lüksüne sahip değilsiniz. Türk milleti adına bir kez daha AKP hükümetine sesleniyorum. Terörle mücadelede yanımızda mısınız? Biz Türk milletinin ve devletin her zaman yanındayız. Herkes şunu iyi bilmelidir. Kardeşliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir kimse bozamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi buna kesinlikle izin vermeyecektir. Bu her kim olursa olsun, buna buradan sesleniyorum. İster uluslararası güçler, ister bunlarla işbirliği yapan herkes olsun. Kardeşliğimizi ve birliğimizi hiç kimse bozamayacaktır. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.